Bugünkü dersimizin konusu arkadaşlar, SolidWorks'te bir parçayı kesme, ayırma, döndürme ve katı alandayken ard arda kopyalama işlemlerini göreceğiz. Şimdi elimizde bir kül tablası çizimimiz var. Derslerimizde bunun nasıl çizildiğini direkt yapmıştık, örneklerle uygulamıştık. Şimdi bunun kesmesini yapacağız. Kesme yaparken arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Keseceğiniz yeri belirlemeniz lazım. Bu yüzey olabilir, düzlem olabilir, çizgiyle çizmiş olabilirsiniz. Ama bu keseceğiniz, yani bıçak dediğimiz bıçağımızın yerini muhakkak belirleyeceğiz. Biz burada çizgiyi kullanmayacağız. Ortadan ben mesela 4'e keseceğim şöyle. Şuradan 4 parça ayırmak istiyorum. Ama ben bunu şöyle çizgiyle de çekebilirim. Ben bunu düzlem atacağım arkadaşlar. Düzlemlerle ayıracağız. Bunun için referans geometriden düzlem diyoruz. Düzlemlerin nasıl atılacağını düzlem derslerimizde görmüştük arkadaşlar. Karşılık iki yüzeyi seçerseniz direkt ortasına düzlem atmış olursunuz. Bu birinci düzlemimiz, birinci bıçağımız. İkinci düzlemimizi de aynı şekilde arkadaşlar atıyoruz. Bu şekilde karşılıklı iki yüzeyi seçerek. Okey diyorum. Bakın bir artı oluşturduk. Yani bıçağımızın düzlemini atmış oluyoruz. Ben ortanın ikiye şu şekilde kesmek istiyorum diyeceğim. Komutumuz ekle de unsurlar var. Unsurlarda arkadaşlar ayır diye bir seçeneğimiz var. Bu ayır arkadaşlar aslında ayırma değil. Kesme bu. Ayırmayı biz hemen altındaki taşı ve kopyalayla yapacağız arkadaşlar. O yüzden ilk önce burada ayır komutunu kullanacağız. Ayır komutuna girdikten sonra ilk önce bıçağınızı göstereceksiniz. Bu bıçağımız demin bahsettiğim gibi çizgi olabilir, düzlem olabilir ve denk gelmiş bir yüzey de olabilir. Ama biz burada düzlem attığımız için arkadaşlar düzlemlerimizi seçiyoruz. Bu iki düzlemden ben keseceğim demiş oluyorsunuz. Bakın ilk kutuya düzlem 5-6 diye ismini size gösteriyor. Peki hangi bölgeleri keseceksiniz? Alttaki gri kutuya tıklıyorsunuz. Ben şu bölgeyi, bakın şu bölgeyi pembe oldu. Şu bölgeyi keseceğim. İsterseniz sadece 2 taneyi seçebilirsiniz. Yarısını keseceğim diyebilirsiniz. Ben 4 parçayı da seçiyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Bakın kestiğinizi nasıl anlıyorsunuz? Düzlemleri görmeden direkt bakın. Kesme, bıçak izini görebilirsiniz. Peki düzlemle işim kalmadı diyorum. Düzlemlerimi gizliyorum. Bu sadece kesmeydi arkadaşlar. Peki ayırma işlemi nasıl yapacağız? Tekrar ekleye geliyoruz. Unsurlara geliyoruz. Bunun için de taşı ve kopyala. SolidWorks'te arkadaşlar taşımaları, kopyalamaları, döndürmeleri bunları yapabilirsiniz. Çoklu kopyalamadan ziyade bu biraz daha serbest bir şekilde, rahat bir şekilde taşımak ve kopyalamak için kullanacağımız bir yöntemdir. Komuta girdim. Herhangi bir bölgeye tıklıyorum. Tıkladığınız bölgede, kestiğiniz bölgeye direkt X, Y, Z okları taşıma oklarıdır ya da kopyalama ya da yuvarlakları gösteriyorsa bakın döndürme daireleridir. Ben hangi ok yönünde taşıyacaksam o okun ucuna geliyorum ki düzleme göre hareket edeyim. Düz ama serbest istiyorsanız göbeğinden ya da herhangi bir çizginin üzerinden yapabilirsiniz. Okun ucuna geliyorum, basıltıyorum, çekiyorum şu şekilde. Bakın hangi yönde çekerseniz şurada bakın ürün ağacını da gösteriyor bakın. Hareket ediyor. Ben göz kararı şu şekilde çektim, bıraktım ve okey diyorum. Ha bu arada ilk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ilk defa bu komutu kullanıyorsanız bakın tıkladınız ya ikisi yz oklarım çıkmadı benim diyebilirsiniz. İlk defa kullandıysanız göstermez bakın gitti benimki de. O yüzden tıkladığınız anda ikisi yz okların çıkmasını istiyorsanız ürün ağacındaki şu bölümü aşağı indiriyorsunuz. Sürükle döndür seçeneğine tıklıyorsunuz. X, Y, Z oklarınız çıktı bakın. İlk defa kullanıyorsanız çıkmayacaktır. Çıkması için aynı şekilde demin dediğim gibi sürükle döndürü seçmeniz gerekiyor. Ve bundan sonra artık çıkacaktır arkadaşlar. Tuttuk çektik. Okey diyoruz. Bakın bu bölgeyi aldınız, ayırdınız. Tekrar ekleye geliyorum. Unsurlara geliyorum. Taşı ve kopyala diyorum. Bu sefer tek bir yüzey değil de tek bir parça değil de iki parçayı seçiyorum şu şekilde. İkisini birden ben arkaya doğru diyorum bakın tersini gösteriyorum. Yine aynı şekilde bana hangi yönde taşıdığımı ya da kopyaladığımı gösteriyor. Ve tersi yönde olduğu için bakın başına eksi işareti koyuyor. Peki ben okey dersem şimdi ne yapacak? Taşıyacak ama ben kopyalamasını istiyorum. Yani ana çizimim kalsın istiyorum. Öyle durumlarla karşılaşacaksınız ki kalıbın bölgesi kalacak. Geri kalan kısmını ben kopyasını istiyorum diyeceksiniz.
Bu kalan bölgesi olsun diyoruz. Bana bir kopyasını alsın diyoruz. Bakın şurada hemen kopyala seçeneğimiz var. Ve altında bir rakam açılıyor. 2, 3, 4, 5 diye bakın. Art arda sıralı bir şekilde kopyalama işlemleri yapabilirsiniz. Ben bunu tekrar 1'e düşürüyorum. Ve OK diyorum. Taşırken bir nevi kopyalamasını direkt almış oluyorsunuz arkadaşlar. Peki bir de döndürme yapalım. Ekleden unsurlar taşı ve kopyalaya tekrar giriyoruz. Kopyaladığımız parçayı seçiyoruz. Bakın demin demiştik ki oklar taşıma, yuvarlaklar da döndürme bakın. Hangini döndüreceksiniz? Bu yöntemi döndüreceksiniz şu şekilde mi? Bu yöntemi döndüreceksiniz bu şekilde mi? Ya da bu yöntemi döndüreceksiniz bu şekilde mi? Ben şu yönde döndüreceğim diyorum bakın. Yuvarlanın üzerine geliyorum. Sol tuşa basıp tutarak bakın çeviriyorum. Zaten görüyorsunuz aynı anda da bakın şurada yine zet ekseninde döndürüyormuşum. Derecem burada gözüküyor. Bunu burada bıraktım ben. Derecemi buradan ayarlıyorum. Diyorum ki 45 derece olsun diyorum. Ama kopyala seçili kalır arkadaşlar. Ayarlardan neyi değiştirdiyseniz o otomatik olarak burada kalır. Kopyalayı kaldırıyoruz. OK diyoruz ve parçamızı bakın çevirmiş olduk. Bazı durumlarda arkadaşlar direkt diyelim kestiniz ama ya burada pürüzler kaldı. Ben bu pürüzlerin gitmesini istiyorum. Pürüzsüz olsun istiyorum. Parçamda bu kesik izlerini görmek istemiyorum diyorsanız. Ekledi tekrar unsurlara geldik. Burada bakın demin birleştir aktif değildi. Şimdi aktif hale geldi. Neden? Çünkü birleştir seçeneği arkadaşlar 2-3 parçalı çizimlerde, katılarda aktif hale gelir. Ayrı olduğunu gördüğü kısımlarda aktif hale gelir. Yoksa normal bir yüz çizimini hiçbir şekilde birleştirip aktif hale göremezsiniz. Kestiğimiz için de birleştir seçeneği aktif hale geldi. Yalnız bu komut birleştir komutu ama içerisinde ekle dediği birleştirme, çıkart dediği bunu kalıp yöntemlerinde çok kullanıyoruz. Birbirinden çıkartma, boşluk oluşturma, maça dedikleri gibi. Ortakta kesimini alma. Ben ekleyi kullanacağım burada ve iki parçayı seçiyorum. Bu seçtiğim iki parçayı ekle, yani aslında birleştir demek istiyor arkadaşlar burada bakın. Pürüz yüzeye gitti. Ben ikisini seçtim ki farkı görün diye arkadaşlar. Siz kompresini birleştirebilirsiniz. Bu ayrı bir örneğimizdi. Şimdi ikinci çizimimize geliyoruz. Şöyle bir çizim yaptım ben. Bu çizimi ekledi unsurlardan ekstrüzyona girdim. Direkt kapalı alanları illa katıya çevireceksiniz diye bu kural yok arkadaşlar. Bakın direkt yapmış olduğum çizime direkt bakın ince unsur diye ekstra et kalınlığı veriyor. Ben bu et kalınlığını 15 veriyorum. Ekstrüzyon derinliğimize de 150 verelim. OK diyoruz. İkinci bir çizim yapacağım şimdi arkadaşlar. İkinci çizimimizde şöyle bir şey çizelim. Örnek olsun. Ekleden unsurlardan ekstrüzyon diyorum. Yukarıya 10 kalsın, aşağıya da 100 diyelim. Bakın direkt ekstrüzyon yapıyorsunuz. Şunu belirtmek istiyorum bakın. Ekleden unsurlar bakın birleşik seçeneği aktif değil. İki ayrı parça ama iki ayrı parçalar görmüyor bunu. O yüzden arkadaşlar birleşik seçeneği de aktif hale gelmiyor. İki ayrı parçalar görmesini istiyorsak buradaki önemli bir not bakın. Ekstrüzyon yaparken sonucu birleştir seçeneğimiz aktifse ki her zaman aktiftir. Parçaları tek bir bütün olarak gör. Tek parça olarak gör anlamına geliyor bu. Bunu kaldırırsanız OK diyorum. İki parçayı şu an ayrı bir parça olarak görüyor şu an SolidWorks. Bakın birleştir komutu şu an birbirine ayrı olduğu için birleştir komutu şu an aktif hale geldi. Bakın ne yapabiliriz burada bakın şimdi. Demin de söylediğim gibi kalıpları da çok kullanıyoruz. Mesela burada ekleyi kullanmanıza gerek yok zaten bir bütün bir parça çıkar diyorum bakın. Nasıl çıkartacağım bakın. Yeşil kutuya Z'yi seçiyorum. Mavi kutuya da bunu seçiyorum. Diyorum ki Z'den bu slotu çıkar diyorum. Birbirinden çıkartmış oluyorsunuz arkadaşlar. Oradaki baskıyı oluşturmuş oluyorsunuz. Tabi bunu ekstrüzyonla kesmede kullanabilirsiniz ama bu bir örnek parça olsun diye bunu yaptık arkadaşlar. Yeri geldiği için bunu gösterdik. Normalde arkadaşlar daha kalıpsal, daha karmaşık parçalarda bunu çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta bunu şöyle yapalım. Bir de burada bir şey daha göstermek istiyorum ben size. Ekstrüzyonla kesme yaparken arkadaşlar bakın. Ya bunu keseceğim diyorum. Tamam. Tümünü diyorum. Boydan boya diyorum. O da tamam. Ama bazı durumlarda öyle şeylerle karşılaşacaksınız ki arkadaşlar. Ya
Kalan yeri çizmek daha kolaydır. Geri kalan kısmı ben silmek istiyorum mesela. Diyelim ben şu çizdiğim yeri kalmasını istiyorum. Geri kalan kısmı silmek istiyorum. Geri kalan kısmı da çizmek çok zor olabiliyor bazen. Kalan çizimi bir daireyle bir kareyle çok rahat çizebilir. Çizimleriniz, katılanız, parçalarınız karşınıza gelebilir. O yüzden ben kalan kısmı çizin diyorum. Bakın, kes eksizyonlarda şöyle kesilecek tarafı ters çevir diye bir seçeneğiniz var. Seçiyorsunuz. Okey diyorsunuz. Bakın çizdiğiniz alan kaldı. Geri kalan bütün kısmı atmış oluyorsunuz, kesmiş oluyorsunuz. Bu da ekstrüzyon ve ekstrüzyon kesili seçeneklerin birkaç tanesindeki özellikleridir arkadaşlar. Gelelim asıl konumuza. Şimdi biz bunu tekrar ekstrüzyon diyelim. Şimdi ben bunun üstünü sadece ayırmak istiyorum. Sadece şu üst kısmı almak istiyorum. İsterseniz çizim de yapabilirsiniz. İsterseniz bakın çizim yapalım buraya bir tane. Çizmenize gerek yok ama biz gene de çizelim arkadaşlar ki çizgiyle kesimi de görmüş olalım. Dizeyin üstüne bir çizim yaptım. Çünkü ben bu üst kısmı almak istiyorum diyorum. Ve üst kısmı yukarı kesip atacağım, alacağım. Çizimden çıkmadım. Direkt bakın ekleden unsurlara geliyorum. Bakın sadece ayır burada aktif. Hangi komut seçeneğini kullanabileceksiniz onlar zaten aktiftir. Ayıra girdim. Çizmiş olduğum çizimi Z'yi otomatik olarak kendi görüyor. Ben sadece şu griye tıklıyorum diyorum ki ben sadece burayı al. G bölgede seçebilirsiniz ama gerek yok arkadaşlar. Okey diyorsunuz. Şu an kestiniz. Ekleyen unsurlara geliyorum. Taşı ve kopyala diyorum. Geliyorum buradan sadece bunu dışarıya al diyorum arkadaşlar. Yani sadece bu kısmı kessiniz aldığınız pürüzsüz bir şekilde tek parça almış olduğunuz alt kısım gene tek parça olarak kaldı arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. İyi çalışmalar diliyoruz.